Selamun Aleyküm hocam. Bu olayları siyasi değil de ilmi açıdan, ahlaki açıdan değerlendirin. Ailelere seslenin. Çocuklarına iman, ahlak, din, şuuru açılasınlar demiş bir izleyicimiz sevgili hocam. Yani yine her zamanki gibi siyaset siyasi olarak değil, ilmi olarak bakın mesele diyorlar. Ne söylersiniz sevgili hocam? Şimdi evvela şunu söylemek istiyorum. Bütün konulara Ayet, hadis ışığı altında ne yapmamız lazım? Bakmamız lazım, baktırmamız lazım. Doğrusu bu zaten. Ancak bu ifadenin altında şu yatıyor gördüğüm kadarıyla. Tahmin ediyorum yine sorularda da illa vardır bu. Hocalar işte siyasi atmosfere ne Olaylara karışmasınlar. İşte onlar ayetten, hadisten bahsederek ayetle ne yapsınlar? Devam etsinler ifadesi, çerçevesi bu bu hafta bu önümüz geç, geçmiş geçmiş olduğumuz haftanın hatta bayağı bir zamanın sorusu bu yani. Şimdi bir defa siyaset ifadesini bir defa ne yapmak lazım? Bunu ilk önce bunu değerlendirmek lazım yani. Siyaset der ki bunda bu millet ne düşünüyor bunda yani? E siyaset normal şartlarda devletin yönetim şekliyle alakalı, idare şekliyle alakalı sanata yönlendirenlere ne yapıyor? Siyasiler deniyor değil mi? Evet. Ve ifade şu. Bak dikkat edin ifadeye. Çok tehlikeli bir ifade. Bak çok tehlikeli bir ifade. Hocalar diyor buna karışmasın. Dikkat ediyor musun yani? Yani neye karışmasın? Devletin yönetim işine hoca ne yapmasın? Karışmasın. Niye? Çünkü hoca oraya ayetten söyleyecek. Hadisten söyleyecek. Ona göre yönlendirmeye çalışacak. Kardeşim bak bu ifade, bu hareket, bu oluşum. Mesela e, yakın bir zamanda yine bir bakanımızın bir ifadesi var değil mi? E ne diyor? Diyor ki bazı vatandaşlarımız diyor bize kızıyorlar diyor. Niye? E işte bu şey bu Avrupa'ya dostum diyoruz ya diyor. E çünkü hoca diyecek ki bunlara dost denmez. Çünkü Allah böyle buyuruyor diyecek. Bunlara dost denmez. Allah böyle buyuruyor diyecek. Bak bu bir en netice bak. Siyasilere karışmak mıdır? Evet karışmaktır. Ama buna mutlaka karışması lazım mı? Karışması lazım. Karışmadığı takdirde Allah muhafaza etsin. Şunu demiş oluyor yani. Din işini Devlet işine ne yapmayın? Karıştırmayın. Bu meşhur bir ifadedir biliyorsunuz. Ama din işini devlet işine karıştırmadığında bir hocamız var. Rahmetli ismini vermiyorum. Ama herkes aşağı yukarı tanır hocayı. Diyor ki o sorudan soruyor. Savcıya sormuş. Demiş ki çorbaya demiş tuz karıştırmazsan ne olur demiş. Tuzsuz çorba olur demiş. E, çaya şeker karıştırmazsan ne olur demiş. Demiş ki şekersiz çay olur demiş. Peki dini devlete karıştırmazsan ne olur demiş? E dinsiz devlet olur demiş. Bu sefer bak sen dedim ben demedim demiş. Sen dedim ben demedim. Yani sen şimdi siyasette hocaları karıştırma demek ne demek üstüne anlıyor musun yani? Hocalar bu işe dokunmasın. Bu işe şey yapmasın. Dediğin zaman ne demek üstünde anlıyor musun bu defa? İlk, i̇lk önce bu soruyu anlamaya çalış yani. Yani hocalar ne yapmasınlar? Görüldüğü yanlışları düzeltmesin ifade kullanmasın veya görmüş olduğu doğruları ne yapmasın? Kabullenmesin. Ne yapsın? Hep itiraz etsin. E, o da olmaz. Doğruysa doğruyu söyleyecek. Uygunsa yanlışsa yanlışı söyleyecek. Ama her şeye Allah ve Resulü çerçevesinde ne yapacak? Müdahale etmesi gerekmektedir. Yani. Evet. Tekrar ediyorum. Her şeye Allah ve Resulü evet. çerçevesinde ne yapması lazım? Müdahale edilmesi lazım. Eğer bu yapılan bir İcaat doğruysa doğru olarak bunun yanında duracaksın yani. Eğer yanlışsa yanlış olduğunu söyleyeceksin yani. Şimdi kalkıp da o bakanımızın açıklaması ne diyor açıklamada? Diyor ki bizim diyor Avrupalı dostlarımızla da alakalı böyle dediğimizde diyor vatandaşımız diyor niye bunlara dost diyorsun dost mu olur diyorlar diyor. İşte bunu demeyecek miydik yani? Denmeyecek miydi bu yani? Bu denecekti ya. Denecekti. Bu bakan da bunu söyleyecekti yani. Bunu söyleyecek de o da yani. Ama doğru olan bu yani. O yüzden olayları iyi anlamak lazım. Sorduğumuz soruları iyi sormak lazım. Yoksa öyle ezbere bir şeyler söylüyorsun veya kulak dolgunluğunda kulak dolgunluğunda bir ifade var. Nedir o? o ifade Türkiye'de bu biliyorsunuz. Hocalar siyasete karışmasın. Anlıyor musun yani? Yani niye karışmasın? Çünkü hocalar karıştığı zaman onun nefsine dokunacak. Nefsine dokunacak. Çünkü hoca Allah ve Resulü'nün söyleyecek. E diyecek ki Mevla mesela eğitimde şunlara 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 dikkat etmek lazım diyecek. E onun tabi nefsine hoşuna gitmiyor. E kıyafet konusunda e şunlara bu tesettüre dikkat edilmesi lazım denecek. E o da onun işine gitmiyor. Ondan sonra işte bir takım oyunlardan taviz kesinlikle kaldırılması lazım diyecek. E o da işte gelmiyor. Öbür taraftan e, olmayacak haramlardan uzak durulması lazım diyecek. E nefsinin işine gelmiyor. Bu sefer diyor ki hoca diyor sen diyor ne yapma bu işe karışma demeye kalkıyor. Evet. Ama en büyük tehlikeli ifade. <laughs>